Selamünaleyküm efendim, iyi günler. Faruk Arslan konuşuyor. Bir bayram konuşması olmayacak belki ama 600'den fazla, 700'ü geçmiş bebek varken, 18 bine yakın kadın hapisteyken bayram yapmak olmaz. Bayram o bayram ola ki ümmeti İslam kumpastan çıksın. Ümmeti İslam Allah fensur versin. Allah hidayet versin. Allah zındıkanın, Süfyan'ın, Deccal'ın elinden kurtarsın. İnşallah Teala bir ahzap rüzgarı esiyor. Hendek Savaşı bitti. Hendek Savaşı'nda biliyorsunuz müşrikler tüm Arap diyarında ne kadar kavim varsa, kabile varsa hepsini birleştirmişlerdi. Medine'ye hücum etmişlerdi, medeniyet merkezine, hizmetin merkezine. Esir etmişlerdi Mekke'de hizmet edenlerini, sahabe efendilerimizi, eşlerini, çocuklarını mahkum etmişlerdi. Suçlamışlardı. Atalarınızın dilinden gitmiyorsunuz demişlerdi. Atalarınızın sapık yolundan gitmiyorsunuz demişlerdi. Suçluydu onlar. Boykot etmişlerdi 3 yıl ve hicrete 300 kişi çıkmıştı Medine'ye sadece. Toplam 1500 kişi yoktu. 1500 kişi Medine'de. Hazreci, Erci, Muhaciri hepsi. 1500 kişi. Bedir'de 313 kişi savaşta 3000 kişiye karşı melekler ordusu 5000 kişi geldi yardımlarına. Uhud'da 70 şehit verildi. Hazreti Hamza, Musab bin Umeir şehit oldu. Hendek'te 4-5 şehit vardı meydanda. Hazreti Ali Züfikari ile ortada. Ebu Duhaney savaşıyordu sağında. Zübeyr bin Avvam vardı solunda. Talha bin Mehdiyullah çıkmıştı meydana. 4-5 aslan vardı. Halid bin Velid henüz gelmemişti. Amr İbn As henüz gelmemişti. Geleceklerdi. Hudeybiye barış gerekiyordu. Fakat Hudeybiye barışı çok tartışmalı idi sahabeler arasında. Ensar ve muhacir arasında silahları yoktu. Mekke'ye, Kabe'yi tavafa gidiyorlardı. Bu bembeyaz giymiş toplum hizmet edenleri. Sahabelerin iz düşümü kardeşler. Peygamberimiz onlara arkadaşların derdi. Ahir zamanda gelen sizlere kardeşlerim dedi. Kardeşlerim diyerek yakın görmüştü. Arkadaşları kadar önemliydiniz. Hepinizin hangi sahabe ruhuna girdiğini, üzüldüğünü size tek tek tebliğ etti. Çünkü 130 bin kişi lazımdı ona. Sadece milyonlarca insan lazım değildi davada mı olacak. O devrimi yapacak. Müşrikler yok etmeye çalışıyorlardı. İşkenceler, hapisler, yurt dışına hicret edenleri geri getirmek için Amr İbn As'ı göndermişlerdi. Necaşi vermemişti. Cafer Tayyar güzel bir savunma yapmıştı. Habeşistan hicreti, hicretler. Bitmek bilmeyen hicretler. Hicret kapısı kapandı mı? Hayır, kapanmadı. Hicret devam ediyor efendim. Hicret bitmez ki. Kurbet bitmez ki. Kurbettesiniz. Hudeybiye anlaşması yapılırken geri çevirmek istediler Mekke'nin kapısından. Dediler ki Türkiye size yar olmaz. Siz bittiniz. Sizi sıfırladık. Hizmet bitti dediler. Kimse kalmadı dediler. Umut etmeyin. Ve anlaşma yapmaya çok zeki birini gönderdi Ebu Süfyan. Ki anlaşma metninde Allah Resulü ifadesini sildirirken Hazreti Ömer kıvırcığı çekmişti. Biz dedi bunun için savaşıyoruz. Silemezsiniz. Peygamberimiz silsinler dedi. Gerçek değişmez. Gerçeği değiştirebilirler mi? Değiştiremezler. Ki hanımıyla istişare etmişti Peygamberimiz. Çünkü sahabeler ihtilafa düşmüştü. İzzetli bir zafer istiyorlardı. Zillet görmüşlerdi Hudeybiye'yi. Ki Hazreti Ömer'in kılıcı elindeydi. Hazreti Ali'nin de kılıcı elindeydi. Bekliyorlardı sağında solunda. Mekkeli müşrikleri korkaktı, ötlekti. Anlaşma metnine yazmışlardı ki siz bize dokunmayın, biz de size dokunmayalım. Eğer biri bize, bizim elimizdeyse size vermeyiz diye izzetli olmayan gibi gözüken bir anlaşma yapmışlardı. Dolayısıyla kimseyi vermek istemiyorlardı. Yani pasaportları iptaldi. Türkiye dışına çıkmak yasaktı. Türkiye dışından gelirseniz ellerde esir düşecektiniz. Mekkeliler de böyle bir anlaşma yapmıştı Hudeybiye'de. Peygamberimiz kabul demişti. Görelim bakalım ne olacak. Hudeybiye'deyiz efendim. Hudeybiye anlaşmasına geldik. O dönemdeyiz şu anda. Hangi aşamada olduğumuzu soruyorlar da hizmet nasıl kurtaracak diye de soruyorlar. Ben yazılan yorumları okuyorum. Bir dahaki sohbette cevap veriyorum. Çünkü telefonu ters çevirdiğim için bu kartal tersten göremiyor efendim. Düzden görüyor. Konsantrem bozulmaması için sorulara direkt cevap vermiyorum. Daha sonra cevap veriyorum. Hizmet darbe falan yapmaz. Hizmetin öyle darbeyle marbeyle işi yok. Boş yere beklemeyin. Bu süreç zaten hizmetin darbe yapmama ısrarını gösteriyor. Demokrasiden, hukuktan dönüş yoktur. Ne kadar zulmederlerse etsinler, baskı yaparlarsa yapsınlar, yoktur. Hukuk, şeriat. Biz şeriat istiyoruz. Adalet istiyoruz. Biz eşitlik istiyoruz. Musavat istiyoruz. Kimse üstün olmasın. Allah karşısında başka üstünlük yok. Takvanız varsa, Allah'a yakınsanız üstün olursunuz. Ama hiçbir şekilde zengin olmanız, devlet ele geçirmez, sizi zengin yapmıyor. Yani üstün yapmıyor. Başımızda öyle boza pişirmenize gerek yok. Bozanızı başınıza çalmasını da biliriz. Dolayısıyla Hudeybiye devrindeyiz. Ki Hudeybiye devri hizmetin en bereketli, verimli devri olacaktır. Bu devirde 10 yıllık bir anlaşmaydı benim hatırladığım kadarıyla. Fakat Mekke'li müşrikleri 10 yıl dayanamadılar tabi. Daha ilk yılda anlaşmayı bozdular. Peygamberimizin gönderdiği 70 tane hafızı tebliğ erenini tuzağa düşürüp şehit ettiler. İşte anlaşmanın bozulduğu an o andı. Peygamberimizin en çok kızdığı andı. Anlaşma bozulmuştu. Çünkü karşınızda anlaşmaya uyacak bir kitle yok. Öyle bir münafık, zındık var ki bunlar hiçbir anlaşmaya uymazlar. Peygamberimiz bunu biliyordu Hudeybiye'yi yaparken. Anlaşmaya uymayacaklarını. Ki Ebu Cendel ve Ebu Basır zincirle getirilmişti. Medine'ye giderken yakalanmıştı. Anlaşma imzalarken katılamamışlardı Medine'deki muhacirlere. Gözleri yaşlı bir şekilde Peygamberimiz onları müşriklere verirken çok sevmişlerdi. Zafer kazanmış edasıyla biz galip geldik diyorlardı. Bilmiyorlardı Ebu Cendel ve Ebu Basır öyle zincirlere sığmazlar. Kaçacaklar. Mekke'nin müşriklerini şöyle bırakmayacaklar ki kervan taşısın. Bırakırlar mı? Görelim bakalım Mevlam neyler. Neylerse güzel eyler demişlerdi. Ebu Cendel, Ebu Basırlar var hizmette. Her sahabe ruhundan insan var. Başa çıkabilecek misiniz? Mümkün değil. Roma başa çıkamadı. Sasani yıkıldı. Siz kimsiniz? Dolayısıyla hiç korkmanıza, endişe etmenize gerek yok kardeşler. Bizi kim kurtaracak demenize gerek yok. Allah kurtaracak. Siz iman edin. İmanınızdan bir milim geri şaşmayın. Mert ve merdane duruşunuza devam edin. Evet, moral veriyorum. Motivasyon yapıyorum. Olanı söylüyorum. Peygamberimizin hayatı aynen yaşanıyor efendim. Hizmetin yaşadıkları aynı modeldir. Sonsuz Nur'da zaten Hocaefendi yazmış bunları. Okumuyorsunuz. Okursanız zaten bu karşılaştırmayı benim gibi yapabileceksiniz. Hudeybiye'de evet kimler geldi kimler? Çünkü müşriklerin çirkin yalanları ve iftiraları, çirkinliklerini biliyorlardı. İşlerinde mertler vardı. İşlerinde merdaneler vardı. İşlerinde Süfyan Erdoğan ve ahlaksız Süfyan Zim komitesinin alçaklığına itiraz edenler vardı. Bütün baskı ve zulümlere rağmen onlar orada durmayacaklar. AK Parti içinde ve Türkiye içinde mümtaz insanlar var diye biz sabrettik. Belki sesimizi kıstık. Belki bütün gücümüzü kullanmadık. Çünkü o insanların döneceğini, o insanların sırat-ı müstakimi, doğru yolu bulacağını biliyoruz. O insanların İslamiyet'e güzel hizmetler yapacağını da biliyoruz. Yanlış safta yer aldıklarını da kendileri fark edeceklerdir. Farkındalık terapisi yapıyoruz. Buna mindfulness de diyebilirsiniz. Dolayısıyla efendim Hudeybiye sürecinde anlaşmayı bozacaklarını bile bile anlaşma yaparız. Ancak bu sulh anlaşması, barış anlaşması zaferle, garip bir fetihle sonuçlanacağını bildiğimiz için de hiçbir şekilde çekinmeyiz. Dolayısıyla Hodri Meydan, İbrahim Kalın sana söylüyorum. Çünkü bu anlaşmayı yapacak olan sensin. Senden başka hiç kimseye güvenmiyorum. Hala bir parça vicdan ve insanlık kaldığını düşünüyorum. Hatırlarsan sana Mart 1989'da bir gece, Berat gecesi 1000 rekat namaz kıldırdım. İhlas suresiyle. 1000 ihlasla 1000 rekat namaz. 100 rekatta ama biz onu 10'a çarptık biliyorsun. İbn-i Arabi sürüyor. Senin kalbinde, yüreğinde, zihninde ihlas var, tevhid var. İhlası koyduk. Allah'ın izniyle sen Süfyan'a danışmanlık yaparak Haman olamazsın. Sen Süfyan'ın, zındıkanın bütün her şeyini biliyorsun. Bu nedenle ben hala senin 5 vakit namazına senin gibi insanların Süfyan Erdoğan gibi bir şeytanın peşinden gideceğine inanmıyorum. Gidiyorsanız sizin bu girişinizin cehennem dibi olduğunu herhalde anlamışsınızdır. Bu nedenle çok rahat ve net konuşuyorum efendim. Evet, bu devirde yapılması gereken dua şudur iki hutbe arasında. Eğer bir ihlas hala okumadıysanız bugün, çünkü Cuma hutbesinin sonlanmasına Kanada'da çok az bir süre kaldı. Ben son duamı yapayım. Önce Ashab-ı Bedir'in 313 tane ilklerinin isimlerini çekmek. Ben çektim, devam ediyorum. Bu duayı ikinci defa sizle beraber yapmak istiyorum. İşte o 313 yiğidin hürmetine. Beni daimi himayen altında tutmanı, değişmeyen ve herhangi bir zarar dokunulmayan yakınlığına almanı, hiç kimsenin dokunamayacağı fakat içine girenlerin her ihtiyacına kafi gelen kurumana dahil etmeni, her şeyi ihata etmiş bulunan ve asla parçalanamayan siyanetinle saklamanı, yüksek ve aşılamayan kalene asla zayi olmayan emanetlerin arasına katmanı, hıfz-ı inayet çadırında muhafaza buyurmanı, koruman, gözetmen ve setretmen ile sarıp sarmalamanı, kötülerin şerrini benden uzak tutmanı, azametinin nuruyla beni zalim ve facirlerden gizlemeni, şer konuşan bütün dilleri bana karşı bağlamanı, zarar vermek kastıyla atılan bütün okları geri çevirmeni, hasetle bakan kem gözleri, düşmanlıkla atan bütün kalpleri göremez ve atamaz hale getirmeni, kahrımı isteyenleri rahat ve istikrar bulamayacakları şekilde kahretmeni, arzı bütün genişliğine rağmen onlara dar hale getirmeni, eziyet etmeyi meslek haline getiren her zalimi hilm, yumuşaklık, lütuf ve mühlet dairenden çıkarmanı, ısrarla düşmanlık yapanların ellerini, kollarını kelepçeleyip kalplerini bağlamanı, mühür basmanı, emellerine ulaşmalarına müsaade etmemeni, haddini aşan ve zarar vermek için fırsat kollayanlara karşı beni, hizmet camiasını, ümmeti İslam'ı siyanet etmeni, kaybolan ve elden giden şeylere karşılık lütuflarınla beni sevindirmeni, her türlü fitne, hayırsızlık ve sıkıntıların şerrinden beni korumanı, kalbimi bütün haset, garaz ve kinlerden arındırmanı, arkadan ve önden gelebilecek şerlerden beni muhafaza etmeni, her iki cihanda gayeye, hayallerime ulaştırmanı, kazanın karşı konulamaz hükümleri ve kaderde olan ağır belalara karşı sürpriz ve gizli lütuflarınla beni bürümeni ve gece gündüz, ikamette, seferde, uyurken, uyanıkken, açık gizli, her halimde güzellerden güzel mahiyetinle benimle beraber olmanı senden dileniyorum. Allah'ım, yine o kainatın iftihar tablosu hatırına ve huzurunda isimlerini zikrettiğim ashabı Bedir'in hürmetine senden, cani ve serkeşleri bile içine alan geniş ve kuşatıcı affınla, hiçbir kulun senin üzerinde hiçbir hakkı olmamasına rağmen iyi ve kötü herkese ulaşan ihsanınla, bana da bol bol lütufta bulunmanı, ümmeti İslam'a bol bol lütufta, ihsanda bulunmanı, hizmet camiasının dostlarına, erenlerine, kardeşlerine, ahbaplarına lütfunla muamele etmeni, ihsanınla, şefkatinle, merhametinle muamele etmeni istiyoruz. Senden başka herkes ve her şeyden beni müstağni kılmanı, hiçbir beklenti içine girmeyen aciz kullarından eylemeni, senden başka herkes ve her şeyden beni uzaklaştırıp, evet, acizlikte, fakriyette, şefkatte, rahmette, tefekkürde, hamd ve senada, şefte zirvelere çıkartmanı istiyoruz ya Rabbi. Ömrümü hayırlı ve uzun kılmanı, mümin kullarının kalplerine benim ve üzerine yürüdüğüm yolun sevgisini yerleştirmeni, Allah'ın yolunda, peygamberin ve sahabelerin yolunda takip eden, sünnet-i seneye uyan, Kur'an-ı Kerim'in yolunda bir hak dostu, hak ereni olmak için gerekli husiyet ve kabiliyetleri kazandırmalı, ihlas ve samimiyeti, kardeşliği ve bağlılığı, samimiyeti, sadakati, vefayı, dava adamlığını benim bireysel kişilik yapım haline getirip değişmez bir bütün haline koymanı, sabit kılmanı, emanetini kabzetme gününe kadar emanetinde emin kılmanı, üzerinde bulunan hak ve borçları ödemeye muvaffak kılmanı, göz açıp kapayıncaya kadar beni kendimle ve nefsimle baş başa bırakmamanı, günahlarımı bağışlamanı, helal ve hoş kazanç ihsan etmeni, suçmelerimi affetmeni, amellerimi ve yine senin havlinle işleyebildiğim iyiliklerimi kabul etmeni, her şeyi yapan sendin, eden sendin, biz hiçbir şey yapmadık, etmedik ya Rabbi. Sen bizi istihdam ettin, sen bizi kullandın. Eğer yine kullanacaksan kullan bizleri. İstihdam edip de ihsanlarını yağdıracaksan yağdır ya Rabbi. Beni, hizmet camiasını, ümmeti İslam'ı, zürriyetimi, ailemi, eşimi, çocuklarımı, eşim Süfyan Arslan'ı, oğlum Ali Elkarem, Muhammed Sadi, Alpaslan, kızım Hafsa Meryem'i, erkek bütün inananları, karanlıklardan nura çıkarmanı, günahlarla arama en büyük kalkan ve en sağlam bir unsur ile girmeni, İslam'ı en büyük talebim haline getirmeni, lütuf ve rahmetinden ümit kesmeden, af ve musaman hakkında yeise ümitsizliğe düşmeden, dini ve dünyevi işlerinde bana tertemiz ve afiyet içinde bir hayat yaşatmanı, afiyetin devamlı, imanımın devamlı olmasını, dinime, damarıma karışacak her çeşit zulümden ve ayar münazalardan beni uzak tutmanı, ayar istemeyiz efendim, biz yar bulmuş isek, inkisar içindeki kalbimi, üzüntü ve üzün makamında, Hazreti Hüseyin makamında bulunan şu kalbimi, evet, zafer ve nusretinle sarıp sarmalamanı, kuşatmanı istiyoruz ya Rabbi. İnabe ve hüsnü yakın ile zıklandırmanı, kalbimi senin evin yapmanı. Salih kullarına dünyayı nasıl göstermişsen, bana da öyle göstermeni, dünyayı sevmememi, parayı, pulu, makamı, şan ve şöhretten uzak durmamı, kibirden, gururdan, kinden, hasetten uzak durmamı, şeytanın araçlarını ruhumdan atmamı, kapıları kapatmamı, kalbimi kapatmanı, kalbimde nuru Kur'an'ın, nuru İslam'ın, nuru Muhammed'in, nuru insanının damarlarını, mehfezlerini, odalarını açmanı, latife-i Rabbanilerin hızlı ve güvenilir bir şekilde çalışıp kalp ve ruh arasında uluhiyet-i Rabbaniye'nin şeyini sunmasını, kupan bağlarımı fazlınla birleştirmeni, ölen İsmail Hüsna'ları diriltmeni ki zayıf ve cılız haline kudretinle güçlendirmeni istiyorum ki ya Rabbi sen Allah'sın. Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddüs, Es-Selam, El-Mu'min, El-Muheymin, El-Aziz, El-Cebbar, El-Mütekebbir, El-Halik, El-Bari, El-Musavvir, El-Gaffar, El-Kahhar, El-Vahhab, El-Razzaq, El-Fettah, El-Alim, El-Kabit, El-Basit, El-Basit, El-Hafid, El-Rafi, El-Muiz, El-Muzil, El-Semi, El-Basir, El-Hakam, El-Adl, El-Latif, El-Habir, El-Halim, El-Azim, El-Gafur, El-Şekûr, El-Ali, El-Kebir, El-Hafız, El-Habir, El-Mukid, El-Hasib, El-Celil, El-Kerim, El-Rakib, El-Mucib, El-Vasi, El-Hakim, El-Vedûd, El-Mecid, El-Ba'is, El-Şehid, El-Şahid, الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المخزي المبكي المعيد المحيي المميت الحي المسهر المنهم المذهل القيوم الواجد الماجد الوحيد الحاد الصمد القدير المقتدر المقدم يا مالك الملك المصحح الأول الأخير الظاهر المتعال الباطن الظاهر الأول الأخير الباطن الوالي البر التواب المنتكب الجلال يا ذا الجلال والإكرام العفو الرؤوف المقسيت الجامي الغني المغني الماني الدار النافي النور الحادي البديع الباكي الوارث الرشيد الصبور Ya Rabbi eğri büğrü huylarımı izah etmeni, Esma-i Hüsna'nın güzel tecellilerini ruhumda, kalbimde, hayatımda tefekkür etmemi, görmemi nasip etmeni, gevşeyen himmetimi gafletinden kurtarmanı, senin haşyetinden gözyaşlarımı kesintisiz yağan yağmurlar gibi akıtmanı ve en çok talepte bulunduğum isteklerimi bahşetmeni ve beni akıbetin en güzeliyle serfiraz kılmanı diliyorum. Amin, amin, amin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu selam, Efendimiz Hazreti Muhammed âline ve ashabına olsun sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bir Yecüc ile Mecüc var efendim sağda solda. Biri doğuda, biri batıda. Türkiye tam ortada. İklim noktası. İnsanları kurtaramadık. Üzüntülüyüm tabii. Üzüntülüyüm. Yıllardır uyarıyoruz. İnsanlar diyorlar ki bizi niye kurtaramadın? Niye uyarmadın sen? Halbuki uyardık efendim. Takıntılarınız, bağlantılarınız, sizi dilekleriniz yarı yolda bıraktıysa suç bizim mi acaba? Suçladığınız hizmetteki abileriniz mi? Yoksa kendi zafiyetleriniz mi? Evet, bir tarafta 62 zengin, Erdoğan'ın arkasındaki şeytanlar dünyanın %50-60 servetine sahip. Diğer tarafta Erdoğan taraf değiştirip bir oraya bir buraya Çin, Rusya dünyanın %50 servetine sahip. İki tane grup çarpışırken veya ortaklık grupla ittifak eyleyip de Süfyan Erdoğan'ı 3. Dünya Savaşı çıkartmak için kullanırken siz ne yapıyordunuz ve ne yapıyorsunuz ve ne yapacaksınız? Asıl soru budur. Yoksa mesele cemaat meselesi ve hizmeti kurtarma meselesi değildir. Türkiye'yi kurtarma meselesi değildir. Bu nedenle Türkiye'yi kurtaracağız diye öyle bir kasıntımız yok yani. Öyle bir niyetimiz de yok. Zaten batmış olan şey kurtulmaz zaten. Batmış. Ve çıkmaya da niyeti yok. Dolayısıyla insanlığı kurtarmak, insaniyeti kurtarmak daha evladır ve dolayısıyla kamburlarınızı atmanız gerekiyor efendim. Yoksa bu Süfyan Erdoğan'ın siyasetiyle kumpaslar bitmez. Ve insanları mağdur etmeye, insanların hayatlarını yok etmeye devam edecek ki kıvılcımı çakıp milyon değil milyara yakın insanın yok olması, her 7 kişiden birinin ölmesi söz konusu. Buna engel olmaya çalışıyorduk başından beri. Resmin tamamını göstermeye çalışıyorum. Bazı insanlar tüme varıncıdır, bazı insanlar tümden gelincidir. Hocaefendi Rusya'ya yaptığı açıklamada 3. Dünya Savaşı'ndan endişesini 15 Temmuz'dan hemen sonraki mülakatlarında zaten verdi. Yani hem Rusya'yı, o tarafı uyardı, Doğu'yu, hem de Batı'yı uyardı. Batı medyasına, hem de Arap dünyasına, Müslüman alemine verdiği röportajlarla bütün dünyanın medyasına verdi. Yani salih zat uyarma vazifesini bilhakkın yerine getirdi. Şahit olun efendim. Şahit olun, şahit olun. Çünkü Peygamberimiz 3 defa sorardı. Veda Tepesi'nde de aynı şekilde 3 defa sordu. Şahit misiniz? 130.000 sahabe hep birlikte haykırdı. Şahidiz. Şahit misiniz? Şahidiz. Şahit misiniz? Şahidiz. O halde o kadar şeye şahit olduktan sonra inkar etmenin anlamı yoktur efendim. İyi günler.